Çocuk sokağa çıktı oynamaya. Her zamanki oynadığı bir arkadaşı, ki arkadaşı sürekli yaramazlık yapan bir çocuk. Yani laftan sözden anlamıyor. Çok mahallenin yani çetesi gibi bir şey. Ondan sonra yine de dün çok ısrar etti. Anne dedi, sıkıldım dedi, dışarı biraz çıkayım oynayayım. Tamam oğlum, git birazcık oyna ama dedim fazla durma. Sonra dedim gel. Birazcık oyna gel dedim. Aradan biraz geçti. Gitti oynadı, çok zaman geçmedi. Sonra işte orada çağırmış çocuğu. Bahçede oynuyordu güya, karşı apartmanın bahçesinde. Çocuk çağırınca yangın merdivenine çıkmış. O çocuk biraz daha yukarı çıkmış bir üst kata. Oradan sülfürik aseti döküyor merdivene. Merdivenden bütün damlayan o şeyler, asitler çocuğun kafasından aşağı bütün vücuduna, her tarafına, özellikle yüzü olduğu gibi yandı. Ben bilinçli şekilde yaptığını düşünüyorum çünkü çocuk çok aksi bir çocuk. Bir şey söylediğin zaman inat için yapıyor. Ondan sonra çocuk orada yüzünü yıkadıktan sonra direkt ağlayarak eve geliyor bir telaşla. Anne beni hastaneye götür dedi, ben yanıyorum. Oğlum dedim, ne oldu dedim, yüzüme dedi bir şey döktü dedi. Onda arkadaşını söyledi. Ondan sonra gittik baktık ki asit dökmüş. Lavabo açıcı. Apar topar hemen hastaneye kaldırdık. Nasıl Orada tedavi oldu acile. abi? Vallahi doktor baktı, şimdi şu anda dedi yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü yaranın derinliğini bilmiyoruz. Ne kullanacağımız, ne ilaç kullanacağımızı da bilmiyoruz. Beklememiz lazım. Yanık ünitemiz burada yok dedi. Şehir hastanesine sevk ettiler ki hastaneye gitmeden önce ambulans ayarlayana kadar orada şey yaptılar. Çocuğumun eşofman altı delik deşik, hepsi yanık içinde. Sivit tişörtü olduğu gibi delik deşik, yanık içinde. Yani vücuduna falan da gelmişti, her yerine. İz kalacak dediler, o kaçınılmaz dediler. Şikayetçiyim. Şimdi şikayetimi verdim. Şu an karakolun önündeyim. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma yapan yarın bir gün başkasının çocuğuna yapar. Ki bugün çocuğumu bu hale getiren yarın bir gün öldürmeyeceğine malum. Herkes cezasını çeksin. Şimdi sallayacak tabii, içine bir de içindeki yara görünecek, derinliğine bakacağız o zaman. Oradaki arkadaşım, yangın merdivenindeydim. Lavabo açıcı döktü. Yüzüm bu hale geldi. Gözüküyor. Dur Çok canın zaten. yandı mı peki? İlk başta bayağı yandı. Arada bir yanmaya da devam ediyor. Hastaneye gittik oradan. Çok şikayetçiyim ondan da. Artı bir de herkes cezasını çeksin. Annem de öyle diyor zaten. Vallahi kötü hissediyor. Üzgünüm bu olaydan dolayı.